17 Haziran'da Türkiye'ye gelen Yunan askeri heyeti Ankara'daki temaslarını tamamladı. İki ülke arasındaki işbirliği toplantılarının ikincisi yapıldı. Karşılıklı heyetlerin de gidiş gelişiyle çeşitli çalışmaları, çeşitli görüşmeler, konuşmalar yaparak mevcut ilişkilerimizin daha iyi bir seviyeye gelmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki Türkiye karşıtı hamlelere karşı dev deniz tatbikatları düzenlenirken diğer yandan diplomasi kanalları çalıştırılıyor. Tabii bu arada Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de ülkemizin, milletimizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için de gayretlerimizi, çalışmalarımızı eksiksiz ve aksaksız yerine getirmeyi sürdürüyoruz. İki ülke liderinin aldığı karar gereği güven artırıcı önlemler ve Ege Denizi'ndeki işbirliğini artırmak için askeri yetkililer masaya oturdu. Toplantıların ilki 20-25 Mayıs tarihleri arasında Atina'da düzenlenmişti. İkincisi 17-20 Haziran tarihleri arasında Ankara'da yapıldı. İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde uluslararası hukuka uyarak uygun şekilde güven ve güven artırıcı önlemlerimizi de her geçen geliştirmek suretiyle bu ikili ilişkilerimizin çok daha iyi bir düzeye geleceğine inanıyoruz. Ankara'daki temaslara ilişkin yazılı bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, görüşmelerin yapıcı bir ortamda geçtiğini belirtti. Açıklamalarda, görüşmelerde iki ülke arasında uygulanabilecek güven artırıcı önlemler ve Ege Denizi'ndeki işbirliğini artırmaya yönelik alınabilecek tedbirler görüşüldü denildi. Yunan Milli Savunma Bakanlığı heyeti teknik görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la da bir araya geldi.